Son yüzyılda doğal afetler tam 37 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Mühendislik ve bilimsel çalışmalara son derece öfkelenen doğa, insanları adeta kendine hedef almış durumda. Başarılı olmak gerekiyor ve Barrier başkenti mutlaka korumak zorunda. Binlerce yıldan beri süregelen su taşkınlarından, Pasifik'te her yıl oluşan onlarca tayfundan ya da depremden korunmak için güvenli yapılar inşa etmek gerekiyor. Sadece Tormayor'da değil, şehrin her yerinde deprem oluyor. Dünyanın dışından gelecek olan tehlikeler tüm uygarlığı yok edebilir. Şu anda gelişmekte olan teknolojiye bir sorumsuzluk örneği olarak bakılmamalı. İnsanlık doğal afetlerin tehdidi altında. Ama belki de mühendislik çözümleriyle gelecek inşa edilebilir. Su olmazsa yeryüzünde yaşam da olmaz. Ancak kontrolden çıkan su öldürücü olabilir. Sonuç olarak Katrina kasırgası da büyük acılara neden olmuştu. New Orleans'da yüzlerce sahil şehri arasında yer alıyor. Son yüzyıldan beri su seviyesi 30 santimetreden fazla yükseldi. Ve dünya nüfusunun 1/3, yani 2.4 milyar kişi yaklaşık 100 kilometrelik sahil şeritlerinde yaşamakta. Londra'da bulunan 7,5 milyon yapı, Met Cezir'den etkilenen son derece güçlü bir nehrin tehdidi altında. Thames nehrinden korunmak için onlarca yıldır mühendislik mucizeleri yaratılıyor. ...1985 yılından itibaren Londra, Thames nehrinden milyonlarca pound değerindeki bariyerle korunmaya başlandı. Bütün bunlar bir felaketi önlemek amacıyla yapıldı. Met Cezir'le birlikte yükselerek nehrin yukarısına doğru ilerleyen milyonlarca litre su Londra'yı tehdit etmekteydi. İnsanların Thames Nehri'nin gücünü, akıntısını ve ne kadar güçlü olduğunu tümüyle anladıklarını hiç sanmıyorum. Akıntı öylesine güçlü ki sizi içine çekerek kilometrelerce öteye götürebilir. Sarah en büyük hobisi tırmanmayı profesyonel alana taşımış ve şu anda bariyerin bakım ekibinde çalışıyor. Ve Aydır'ın kuzey bölümüne tırmanan ilk kadın oluyor. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum ama halat çok sağlam. Genellikle yukarıdan aşağı doğru iniyorum. Dağcılık eğitimi almamış olsaydı böyle bir yerde çalışması imkansızdı. Her şey bir tarafa, Thames aniden yükselerek sizi içine çekebilir. Birkaç tane korkulu an yaşadım. Gerçekten de çok tehlikeli bir nehir. Bariyer, Met Cezir'le birlikte yükselen 90 bin ton suyun gücü hesaplanarak nehrin aşağısına inşa edildi. Yapılan işin Londra'yı çok büyük bir felaketten koruyacağını bilmek insanı gerçekten rahatlatıyor. ...13 Ocak 1953'te Avrupa'daki pek çok ülkede son derece büyük hasarlar meydana geldi. Met Cezir sonucunda 1953 yılında yaşanan su yükselmesi daha önce İngiltere'de hiç görülmemiş bir olaydır. O günden sonra da Thames nehrindeki bariyerin inşaatı başladı. Hollanda, Danimarka, Belçika ve Fransa'da Kuzey Denizi'ndeki Met Cezir'den etkilenen ülkeler arasında. 1600 kilometrelik İngiltere sahilindeki 24 bin ev harap oldu ya da yıkıldı.
ve sadece İngiltere'de 307 kişi hayatını kaybetti. Suyun yükselmesiyle birlikte Londra'nın merkezi sular altında kaldı. Şehrin sular altında kalmaması için Londra'nın kesin bir çözüm bulması gerekti. İlk kez bu tür bir şey inşa edildi. Bu sadece güçlü bir proje değil, aynı zamanda kenarları kesen kesin bir çözümdür. Her ne kadar bariyer yeterli bile olsa, değişen iklim şartlarıyla birlikte su seviyesinin yükselmesi başka bir felakete neden olabilir. Bariyer gerçekten de yükselme ve akıntıya dayanıp İngiltere'nin başkentini koruyabilecek kapasitede mi? Dünyanın pek çok yerinde insanlar sel felaketinden büyük zarar görmekte. Londra'da Medcezir sonucu Thames nehrinden yükselerek içeri giren suyun tehdidi altında. 1953 yılında 100 kilometre karelik bir alana yayılan sulardan büyük zarar gören Londra'da koruyucu bir bariyer yapılarak suyun kontrol altına alınmasına karar verildi. Thames bariyeri. Bariyerin kaidesi betonarme olarak inşa edildi. Bu devasa 5 katlı bir bina kadar yükseliyor. Platformlar birbirlerine iki su altı tüneliyle bağlanıyor. Bunların arasında bulunan devasa çelik kapakların ağırlığı 3000 tondan fazla. Normal zamanda bu kapaklar nehrin yatağına iniyor. Ancak acil durumlarda 15 dakika içinde kapanıyor. Bu kapaklar düzenli olarak kontrol ediliyor. En ufak bir çatlak, sera gibi uzmanlar tarafından onarılıyor. Bu büyük bir iş ve Thames Nehri de önemli bir oluşum. Her zaman dikkatli olmak gerekir. Kaygan kapakların üstünde yürümek zordur. Bu nedenle de fiziksel performans son derece önemlidir. Kapak işlerinin paslanma ve diğer olumsuzluklardan arındırılması gerekir. Kapakların dış yüzeyleri 4 santimetre kalınlığında çelikten. Devasa betonarme platformunda bulunan ve kapakların kapanmasını sağlayan hidrolik sistemin devamlı kontrol edilmesi gerekiyor. Aksi halde sonuç felaket olur. Tam teçhizatlı bir şekilde çalışan sera, iş arkadaşlarıyla birlikte kaideleri ve kapakları denetleyip gerektiğinde müdahale ediyor. Böylesine zor bir görevde bulunduğum için her zaman heyecanlandığımı söylemek isterim. Çünkü her an her şey olabilir. Bariyerin başkenti mutlaka koruması gerekiyor. İlk 6 yıl bariyer neredeyse yılın yarısında kapalıydı. 1990 yılında bu ikiye katlandı ve 2003'te çok ciddi 23 Medcezir'le kapandı. Medcezir ve güçlü akıntı Thames Nehri'nden kaynaklanmıyor. Bu durum Atlantik Okyanusu'nun binlerce kilometre ötedeki merkezinden kaynaklanıyor. Doğanın öfkesi Atlantik Okyanusu'nun tam ortasında korkunç fırtınaların oluşmasına neden oluyor. Fırtınayla birlikte Kuzey Denizi'nin sahil kesimi kapkara bulutlarla kapanıyor. Kara bulutlarla birlikte alçak basınç oluşuyor. Tıpkı vakumla yapılan temizlik gibi. 1500 kilometrelik bir alanda bulunan su emiliyor. Sonra basınç iyice düşüyor. Tıpkı civanın düşmesi gibi. Hızla ilerlemeye başlıyor.
Kabarmanın büyüklüğü bilindiği için çok büyük önlemler alındı. Çünkü bu kaçınılmazdı. Kabarma sadece Atlantik'te kalsa zararsız olur. Ancak Kuzey Denizi'nin sahillerindeki ülkelere doğru müthiş bir güçle ilerliyor. Aynı zamanda rüzgar da çok önemli. Kuzey Denizi'nde oluşan kuzey rüzgarları meccezlerin daha da güçlü olmasına ve bizimle dramatik deneyler yaşamamıza neden olmakta. Kuzeyden esen güçlü rüzgar tüm kuzey sahillerine doğru ilerlerken Manş Denizi'ni ve Times Nehri'nin girişini de etkisi altına almakta. Nehrin girişi dar ve dibi de denize oranla sığ olduğu için sular hızla yükselerek karayı etkisi altına almaktadır. En kötü senaryoya göre meciz ve güçlü akıntılar sonucunda yaklaşık 128 bin dönümlük bir alan, yani Avrupa'nın pek çok önemli şehri sular altında kalabilir. Bu arada Londra Kulesi, parlamento binası, pek çok eski yapı ve metro ağı sular altında kalır. Bu da İngiltere için büyük bir yıkım olur. Times Nehri'nin çok güçlü akıntılara dayanması ve başkenti en az 1000 yıl koruması planlandı. Alınan bir uyarıyla ekip harekete geçiyor. Tamam, anlaşıldı. Sahilde kurulan erken uyarı sistemi 12 saat içinde medcezir sonucunda suyun kabaracağını haber veriyor. Güçlü hidrolik sistem çalışmaya başlıyor ve 90 derecelik bir dönüşle metalden oluşan sağlam bir duvar örüyor. Eğer bu kapaklar olmasa Londra sular altında kalır. Ekip her gün düzenli olarak ve büyük bir ciddiyetle işine devam ediyor. Çünkü sorumluluğunun farkında. Bu arada herkesin adrenalin oranı son derece yüksek. Çünkü korunması gereken bölgede yaşayan milyonlarca insanın hayatı söz konusu. Bu bir kapatma testi. Ancak kısa bir süre sonra binlerce yıldan beri devam eden öldürücü medcezir akıntıları bariyeri zorlamaya başlayacak. Şehirlere sıkışmış olarak yaşamakta olan insanlar için doğal afetler büyük felakete yol açıyor. Dünyanın 1/4'ü dağlarla çevrilmiş durumda. Halkın %90'ı tıpkı Tokyo gibi kalabalık şehirlerde yaşıyor. ...12 milyon insan, $3.3 milyon değerinde ev maliyeti. Bütün bunlar Pasifik'in sıcak sularından beslenen ölümcül hava koşullarının ortasında yaşanıyor. Tayfun sırasında saatte 300 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte 8 milyon litre yağmur yağıyor. Küresel ısınma nedeniyle yükselen okyanus ısısı nedeniyle bazı uzmanlar daha büyük tayfunlar oluşacağını düşünmekte. Bunlardan pek çoğu da Tokyo'yu etkileyecek. Son Ekim ayındaki sel felaketi çok kötüydü. Her yıl tayfun mevsimi kaosa neden oluyor. Taşımacılık ağı tümüyle çöküyor. Şehrin tümü risk altında. Gazeteci Yusuke Nakano, 2005'te çok büyük bir fırtına yaşandığını söylüyor. Her yer sular altında kaldı.
Ben de bu felaketi suların içinde görüntüledim. Sel baskını nedeniyle lağımlar da taştığı için yağmurla lağım suyu karıştı. Araçlar sağa sola sürüklendi ve tabii insanlar da. Bazıları evinde mahsur kaldı. Kimse kaçamadı. Bu korkunç bir manzaraydı. Yeryüzünün en güçlü fırtınaları Pasifik Okyanusu'ndan beslenir. Atlantik fırtınalarından daha güçlü ve sayı olarak da daha fazladır. Yılda 23 tayfun oluşur. Tayfun son 10 yılda 600 kişinin ölümüne neden oldu. Tokyo halkı için tayfun yaşamsal bir gerçek. Durdurulamaz ve kaçınılamaz. Televizyondaki haberlerde sular altında kalan Tokyo'yu ve oradan oraya sürüklenen evleri izleyerek büyüdüm. Nehir kenarındaki bir evde büyüdüm. Yetkililer tehlike konusunda bizi devamlı uyarır ve acil durumlarda yapmamız gerekenleri öğretirlerdi. Nobu Sakashita ve oğlu yaşamlarını kurtarabilecek olan muhteşem projeyi seyrediyor. Beni son derece şaşırtan yeraltı mühendisliğinden söz edildiğini duydum. Tokyo'yu koruyacak olan bu projeyi görmek isterim. Çünkü şehrimi seviyorum. Bu tür şeylerin bilim adamları ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi çok önemli. Edogawa Nehri projesine gidiyorlar. Dışarıdan dikkat çekici görünmeyebilir. Ancak şehir dışında bulunan girişinden itibaren Tokyo'nun en ilginç mühendislik girişimi söz konusu. Öldürücü tayfunlara dayanabilecek sağlamlıkta. ...2006 yılında bitti. 2 milyar dolara mal oldu ve turistlerin ilgi odağı oldu. Bu arada şehrin de kurtuluş imkanı. Şehrin altına yayılan nehir sistemiyle Tokyo'yu tayfunun şiddetine karşı koruyacak. Heyecanlı mısınız? Evet. Aa, tamam. Az kaldı. Ha, şuraya bak. Evet, ne kadar büyük değil mi? Evet, çok güzel anne. Aa, evet. Aa, çok güzel değil mi? Beğendiğine sevindim. Evet, çok beğendim anne. Şuraya baksana, ne kadar büyük o zaman. Sistemin merkezi yerin 50 metre aşağısında. Tayfun olduğu zaman bu alan devasa bir havza haline gelecek. Buraya bağlı olan kanallarla birlikte 345 milyon ton suyu barındıracak kapasitede ve bu miktarda 138 olimpik havuzu doldurabilir. Aşağı inerken neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Ancak köşeyi dönüp de bu devasa alanla karşılaştığımda gerçekten de çok şaşırdım. Tadashi Setsugi bu inanılmaz ve modern yapının mühendislerinden biri. Bu projenin ilk çizim aşamasında vardım. Ancak bu projeyle kıyaslandığında ilk çizim çok küçük kalıyor. Şu anda buraya bakıyorum ve böyle bir projenin içinde olmaktan gurur duyuyorum. Bu proje şehrin ve çevresini koruması açısından son derece önemli. Japonya tarihi boyunca sel sularını kontrol altına almıştır. Ve bu da 1.3 milyon ton kapasitelik son örnektir.
Bu şekilde öldürücü tayfunlardan korunmak hedefleniyor. Ana hazne Tokyo'nun doğu yerleşim bölgesine bağlı. Bu noktadan 6 kilometrelik tünellere açılan ana merkez yüzeyin 50 metre altında. Tüneller 4 nehir şeklinde Tokyo'nun kuzey doğusunda bulunan devasa Nakagawa havzasına bağlı. Burayı inşa etmek 10 yıldan fazla sürdü. Böylesine büyük bir oluşumu tayfun mevsimlerinde de inşa etmek kolay bir iş değildir. Tünellerin çapı 10 metreden fazla. Şehrin kenarlarındaki kocaman kuyuların bağlantılı olduğu kanalizasyon sistemiyle çevredeki nehirler arasında bağlantı bulunmakta. 70 metreden fazla derinliği olan devasa kuyular gerektiğinde aşırı yağışlara bile yetebilecek kapasitede. Tayfun sırasında Tokyo'ya milyonlarca litre yağmur yağıyor. Eskiden şehir kenarlarındaki nehirler kabararak yataklarından taşıyordu. Geçmişte çok kötü sel baskınları yaşandı. Burada zemin düz olduğu için su büyük bir hızla çevreye yayılır. Son 50 yılda çok ciddi oranda beton ve asfalt yapılaşması oldu. Ve bu nedenle de toprak olmayan zeminin suyu emmesi mümkün değil. Artık kanalizasyon sorununa kesin bir çözüm yolu bulduğumuzu düşünüyorum. Tadashi yaptıkları hesaplarla ortaya çıkardıkları muhteşem kanalizasyon ve tünel sisteminin Pasifik tayfunları için kesin bir çözüm olduğuna inanıyor. Pasifik'te oluşarak Tokyo'ya ilerleyen tayfun öncelikle şehirdeki nehirleri etkiliyor. Ancak şimdi mühendislikte yeni çözümler üretildi. Ve Edogawa Nehir Projesi ile doğal kanalizasyon sistemi fazla suyu boşaltıyor. Hızla kanalizasyon geçişlerine dolan su doğruca tünellere yöneliyor. Tüneller dolduğu zaman da su devasa alanda yükselmeye başlıyor. ...180 metre uzunluğundaki bu ana bölüm 400 milyon litre su barındırabilecek kapasitede. Ana bölüm devasa bir su deposu gibi. Buraya dolan su kontrol altında tutulabilir ve gerektiği zaman da pompalanır. Ana merkez dolduğu zaman kontrol odasından 14 bin beygir gücündeki 4 pompa çalıştırılmakta. Bu da operasyondaki ağ sisteminin en önemli bölümü. Buradan sistemdeki tüm hareketler kontrol edilmekte ve kritik bir durum söz konusu olduğunda da hemen müdahale edilmekte. Ana hazne ile nehir arasındaki tünellerin uzunluğu 6,5 kilometre. Pompalar ana merkezden saniyede 200 ton su pompalayabilecek kapasitede. Pompalanan su son tünel aracılığıyla Tokyo'nun en büyük nehri olan Edogawa'ya ulaşmakta. Edogawa Nehri bu suyu güvenli bir şekilde nehre taşıyabilecek kapasitede. ...2002 yılından beri bu pompalar tam 30 kez çalışarak Tokyo'yu ve halkını korudu. Bir sonraki tayfunun ne zaman olacağını hiç kimse bilemez.
Bir sonraki tayfunda kendilerini güvende hissetmeleri için arkadaşlarıma da buranın varlığından söz edeceğim. Doğanın neler yapacağı bilinmediği için bu tür yerlerin inşa edilmesinde büyük yarar var. Bunun kaç paraya mal olduğu önemli değil. Önemli olan insanların hayatlarını kurtarabilmektir. Benim işim haber yapmak. Ve ne yazık ki hep doğal felaketleri ve bu yüzden acı çeken insanları haber yapmak zorunda kalıyorum. Artık tayfunlardan ve su baskınlarından korunabileceğimiz için gerçekten de çok mutluyum. Ancak dünyamızı sadece okyanuslar ve nehirler tehdit etmiyor. Yer kabuğunun içindeki olağanüstü güç çoğu kez bizi yerle bir edebilecek kapasitede. Buna engel olamayız ve durduramayız. Ancak bununla yaşamayı ve korunmayı öğrenebiliriz. Tüm dünyada her yıl 5 şiddetinde ya da daha güçlü 1500 civarında deprem oluyor. 380'den fazla büyük şehrin yakınında fay hattı bulunuyor. Meksiko City'de bunlardan biri. Böylesine büyük bir metropolde hızla bir yere gitmek isterseniz bundan başka seçeneğiniz yoktur. Latin Amerika'nın en uzun yapısı olan Torre Mayor'ın ekspres rotası helikopterdir. Dış yüzeyi camla kaplı, beton ve çelikten inşa edilmiş olan bu kule 18 milyon kişinin gurur kaynağı. Torre Mayor benim bir parçam gibi. Torre Mayor beni tüm benliğimle içine alan bir proje. Üç tektonik aşama geçirmiş olan Meksika, sismik açıdan dünyanın en hareketli yerlerinden biri. Rick Rickers, binanın günlük yönetiminden sorumlu. Önceleri insanlar bu uzunlukta bir bina yapmanın çılgınlık olduğunu söylediler. Meksika'da her gün Richter ölçeğiyle yaklaşık 3 gücünde ortalama 14 deprem oluyor. Ancak 5'ten daha güçlü depremler yaşandığı halde bu sağlam bina en ufak bir zarar görmedi. Bu büyüklükte bir bina tüm depremlere dayanabilecek şekilde tasarlanır. 6 gücünden büyük bir depreme bile dayanabilecek sağlamlıktadır. Burada çalışan 3000 kişi güvende olmalıdır. Ayrıca da tonlarca betonun ve camın yerle bir olması korkunç bir şey olur. Torre Mayor, insan kapasitesinin ve doğal mücadelenin en büyük göstergesidir. Bölgenin durumu en büyük sorundu. Meksiko City yumuşak, nemli ve gevşek bir zemin üzerine kurulmuştur. Bu binanın temelleri de dünyanın en gevşek zemini üzerine atılmış. Binanın ağırlığı göz önüne alınırsa, yumuşak zeminden kaynaklanacak olan zarardan kurtulmak için son derece derin bir temel oluşturuldu. Kayalık zemine kadar ulaşabilmek için mühendisler 40 metreden daha fazla kazılmasını öngördüler. Dünya her yıl 8 şiddetinde depremler yüzünden acı çekiyor.
1985 yılındaki büyük deprem Meksika'nın başkentini de vurdu. 1985 yılındaki büyük depremde Meksika City'de yaşıyordum. Korkunç bir olaydı çünkü ölü sayısı çok fazlaydı. Sokağa çıktığımda kaçışan insanları gördüm. Ve bu korkunç olay insanları gerçekten çok derinden yaraladı. Depremin merkezi 300 kilometre ötede, Meksika'nın Pasifik kıyısındaki Acapulco yakınlarındaydı. Ancak Meksiko City'nin yumuşak zemini sismik dalgalardan çok fazla etkilendi. Neredeyse bütün evler yıkıldı. Pavel Martinez de bu yıkımdan zarar gördü. Çok büyük bir depremdi. Hiç kimse böyle bir şiddeti hayal edemez. O kadar hızlı oldu ki pencerenin çatırdamasıyla cam aynı anda kırıldı. Richter ölçeğine göre depremin şiddeti 8.1'di. 9.000'den fazla kişi öldü. Sokağa çıkınca ne kadar çok evin yıkıldığını ve şehir merkezinin tümüyle mahvolduğunu gördüm. Sokaklara dökülen insanlar yıkıntıların arasında molozları elleriyle tek tek kaldırarak hala yaşayan insanları kurtarmaya çalışıyorlardı. Tam 100 bin kişi evsiz kaldı. Bu felaketin bedeli 100 milyar dolardan daha fazlaydı. Bu 21 yıl önceydi. Ama bunun etkisinden kurtulmak kolay değil. Artık en ufak bir depremde bile herkes korkuyor ve kaçışıyor. Mühendislik açısından depremlerden mahvolmuş bir şehirde çeyrek milyar dolarlık Torrey Mayer gökdelenini inşa etmek çok zordu. Bu binada kullanılan yaklaşık 200 bin ton çelik, Eyfel Kulesi'nde kullanılanın 3 katından fazladır. Depremde kesinlikle zarar görmeyen bu kule, mühendislik açısından benzersiz bir parçadır. Gökdelende kullanılan 16 bin metrekare camın arkasına konan karo biçimindeki destekler, zaten son derece sağlam olan binayı daha da güçlendirmekte. Amortisör görevi görmekte olan bu destekler, herhangi bir şok karşısında binanın daha da güçlü olması için konuldu. Bu sistem tıpkı arabalardaki amortisör sistemi gibi. Ancak arabadaki amortisörlerden daha farklı bir biçimde. Kuzey ve güney cephelerinde bulunan ve 72 bağlantı borusundan oluşan bu amortisör sistemi binanın temeliyle bağlantılı. Bu sistem sismik dalgaları hissedince harekete geçiyor ve sarsıntının gücünü azaltıyor. Amortisör sistemindeki pistonların çalışmasına yardımcı olan sıvı silikon itme gücünü azaltıyor. Depremin gücüne karşı koymak için yapılan bu sistem başarıyla çalışıyor. Deprem diğer tarafları etkisi altına alırken kule sadece esnemekle yetiniyor. Bence Torrey Mayer önemli bir bina. Artık günümüzde herkes onun gibi güvenli ve özel bir bina yapmak istiyor. Torrey Mayer çok önemli bir testten başarıyla çıktı. Çünkü 2003 yılında 7.6 şiddetinde bir deprem oldu. Yedi şiddetinde bir deprem dünyanın hiçbir yerinde hafife alınmaz. Ama özellikle de Meksika gibi bir yerde.
Ofisim 32. kattaydı. Ve oradayken deprem sırasında eşyalar hareket ediyordu. Ancak bu noktaya gelindiğinde hiçbir şey hissedilmiyor. Çünkü amortisör sistemi sayesinde sarsıntı buraya kadar ulaşamıyor. Sonuç olarak şu anda bulunduğum noktadan hiçbir şey hissedilmiyor. Bu yüzden kesinlikle çok şanslıyım. Tori Mayor ekibi binayı devamlı kontrol eder. Makine daireleri, tüm borular ve her şey kontrol altındadır. Tüm binayı kontrol etmek ve her şeyin güvenli olduğunu görmek sadece 20 dakika sürer. Deprem sırasında Tori Mayor'u şehrin herhangi bir yerine tercih ederim. Ancak 1985 yılındaki deprem 8.1 şiddetindeydi. Tori Mayor çok daha büyük bir şiddetle karşı karşıya kalıp çok daha büyük bir testten geçebilir. Çevreye uyum sağlamak için her şey yapılabilir ama bazı güçleri asla engel olunamaz. Doğanın gücünü engellemek imkansızdır ve bu kesinlikle hiç durmadan devam edecektir. Deprem yeryüzünün en acımasız gücüdür. Ancak daha acımasız güçler de var. Dünyadan yaklaşık 500 milyon kilometre uzakta ama her gün biraz daha yaklaşıyor. Uzayın derinliklerinde dünyanın felaketine sebep olacak ve insan neslini yok edecek asteroidler var. Arizona'daki Lemon Dağı gözlem bölümünde ilk savunma hattı kuruldu. Bir bilim adamı ve dünyaya yaklaşan cisimler avcısı olan Steve Larson devamlı gözlem yapıyor. Biz burada tehlikenin büyüklüğünü ölçmeye çalışıyoruz. Tam olarak nasıl bir tehlike olduğu bilinmiyor. Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bu bir bilim kurgu değil. Dünya yaşamını tehdit edebilecek dış etkilerin belirlenebilmesi için çalışmalar yapılıyor. Yüzlerce ton ağırlığındaki cisimler her gün uzaydan dünyaya çarpıyor. Pek çok küçük meteor da atmosferde yanıp kül oluyor. Ancak dünyayı ikiye bölmeye çalışan büyük cisimler ne olacak? Bu konuda henüz bir savunmamız yok. Dünyanın kabuğunda asteroid çarpmalarıyla oluşan kraterler var. Tüm dünyadaki bu tür büyük krater sayısı 160. 65 milyon yıl önce yaşanan çarpışma sonucunda evrim koşulları değişti. Meksika, Peninsula Yucatan'ın 10 kilometre yakınına bir asteroid düşmüş. Güneşi engelleyerek atmosferden hızla aşağı inen asteroid, dinozorları yok etmiş. Başka etkiler de yeryüzünde yaşayan canlı türlerinin %90'ını yok etmiş. Şimdi de başka bir felaket söz konusu. Teknolojiden kaynaklanan pek çok şeyi sorumsuzluk olarak görmek gerek. Çünkü bu cisimlerin çarpışması söz konusu olursa, o zaman ne yaparız bilmiyorum.
Amerikan Kongresi asteroitleri ciddiye aldığı için gökyüzünü izlemek amacıyla monitör ağı kuruldu. Lemon Dağı'ndaki ekibi tarafından kullanılan 1,5 metre uzunluğundaki teleskop insan gözünden 2 milyon kez daha güçlü. Bu nedenle de dünyaya yaklaşan ya da yaklaşmakta olan cisimler hemen fark ediliyor. Bunların pek çoğu kilometrelerce yaklaşıyor. Ve bunlar da son derece güçlü. Yaklaşan cisim küçük bile olsa her biri bir atom bombasının gücünde. Bizim elimizdeki güç kaynakları onların yanında tam bir cüce kalır. Bu korku gerçeğe dönüştü. Çünkü ekip dünyaya yaklaşmakta olan bir cisim saptadı. ...2004 yılının Haziran ayında yapılan bir gözlem şok etkisi yarattı. Dünyanın 500 milyon kilometre ötesinde ve yaklaşmakta olan bir cisim görüldü. 300 metre çapındaki bu cisim 60 kilometre karelik bir alanı yok edebilir. Buna Apophis adı verildi. Mısırlıların karanlıklar ve felaket tanrısının adı. Dünyanın en ünlü uzay bilimcileriyle çalışan Ayn Carnelli, asteroid saldırılarına karşı savunma geliştirme uzmanı. Don Quixote projesi Avrupa Uzay Araştırma ve Teknoloji Merkezi Hollanda'da bulunuyor. Burası kıyamet gününden korunmak üzere planlanmış bir merkez. Buradaki mühendislerin ve bilim adamlarının işi son derece zor. Çünkü bu daha önce yapılmamış bir iş. Apophis, dünyaya 2029 yılında iyice yaklaşacak. Ancak dünyamızı korumak üzere hazırlanan insansız roketin araştırmaları 2011 yılında bitecek. Günde 50 milyon kilometre hızla ilerleyen bu roketin 6 ay içinde asteroidin yörüngesine oturması planlanıyor. Tüm hesaplarımızı bitirdiğimiz zaman asteroidin tam olarak pozisyonunu belirleyeceğiz. Hayati bilgiler edinmek ve yörüngeyi tam olarak belirlemek için 20 ay sonra bir roket daha fırlatılacak. Saldırı gücüne sahip olan bu uzay gemisi saatte 35 bin kilometre hızla asteroidin peşinden gidecek. Ve uzay boşluğunda asteroidin arkasından hızla yol alırken asteroidin merkezine 300 metre çapında bombalar atacak. Bu savaşçı bir çamaşır makinesi boyutlarında. Ancak asteroidin tam merkezine geldiği zaman onu 1 kilometre itecek ve dünyadan uzaklaştırabilecek kapasitede. Savaşçının çok güçlü olması gerekiyor. Bu çok önemli bir görev. Çünkü ilk kez böyle bir şey deneniyor. Atmosferden sürekli bir şeyler geliyor. Neler olacağı ile birlikte ne zaman olacağı da çok önemli. Dünyaya yaklaşan cisimleri gözleyenler, karşılarındaki sıkıcı uzay boşluğunu izlerken çok yalnızlar. Dünyayı ve insan neslini doğal felaketlerden korumak için özverili çalışmalar yapılıyor. Bu konuda son derece dikkatli davranılıyor. Çünkü insanlığın dinozorlarla aynı kaderi...